Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Çin'in en büyük hırsızlığı olan 5. nesil J31 uçağı. Görüldüğü üzere bu uçak F-35'e oldukça benzemekte. Gerek tasarımı gerek sistemleri bunu kanıtlayabilir. Çünkü doğrudan bilgilerini Amerika'dan çaldılar bilgisayar korsanları sayesinde. Peki Çin bu uçağı nasıl kopyaladı? J-31'in ileri özellikleri neler? Veya gerçekten çaldıkları F-35'ten daha mı iyi? İncelemeye başlayalım. Çin ordusu diğer devletlerden son zamanlarda hiç silah almayan ama her sisteminde kopyası olan bir ordu. Öyle ki bazı sistemleri Ruslardan kopyalamalarına rağmen daha fazla üretmiş durumdalar veya çaldılar diyelim. Tabi bu çalıntı iddiaları sadece şu an olan bir durum değil. Özellikle geçmişte de örnekleri var. Hatta Çin havacılık kültürü de bu kopyala yapıştır yönteminden gelmekte. Biraz bahsedecek olursak J-15 uçağı buna en güzel örnek. Hatta uçak gemilerinde bile kullanmaktalar. Bu hava aracı genel olarak Su-33 kopyası yani Rus uçağı. Tasarım olarak birebir alınmış. Sadece ek olarak Çin aviyoniklerini kullanmakta. Adamların prensipleri bu şekilde. Al, incele, aynısını yap. Buna ne kadar kültür denir tartışılır. Devamındaysa nasıl bu kadar başarılı kopyaladıklarından bahsedelim. Çünkü kopyalamak bile aslında çok zor bir iş. Mesela Çin parası olan bir devlet. Şu anda Amerika'dan bir tık geride. Yani kaynak konusunda hiçbir sıkıntıları yok. İstedikleri kadar arge yapabilirler. Lakin onların ihtiyaçları ve hedefleri yüksek olduğundan en hızlı şekilde en iyisini yapmak zorundalar. Bunun da çaresi tabii ki tersine mühendislik. Bu ne demek derseniz herhangi bir ürünün tüm noktalarını öğrenmenizdir ve bu şekilde gerek motor, gerek diğer sistemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Ancak her güzel şeyin de bir sorunu vardır. Tersine mühendisliğinde maliyet sorunu var. Örneğin Çin kopya standart bir motor üretimi için kısa zamanda 10 milyarlarca dolar para harcadı. Bu da bizim gibi ülkeler için seçilmesi zor bir seçenek. Üstüne karşılaşacağınız siyasi sorunlar bunun cabası. O yüzden bize geçmeyip Çin'in J-31 uçağına geri dönelim. Neresinden ne kopyalanmış buna bakalım. Öncelikle şunu bilmek gerek. J-31 uçağı hakkında hiçbir bilgi yok. Biz şekline ve iddialara bakarak buna göre yorumlayacağız. O yüzden ilk olarak dikkat çeken tasarımına bakalım. Bu kısımda karşımıza çıkan ilk belirgin özellik hava Adeta F-35'ten alınmış dememiz mümkün. Özellikle de F-35'in performansı bu kısımdan gelmekte. Çünkü havalıkları alıkları uçağın gücüne ve radar izine doğrudan katkı sağlar. Çin'in aynı performansı sağlayabilmesi için projeyi tam manasıyla çalabilmesi gerekir. Çalsa bile aynı başarıyı sağlayamaz. Devamında ise kuyruk kısmı var. Burada büyük bir benzerlik mevcut. Dikey stabilizasyon için kullanılan bu kuyruklarda radar izini etki eder. Tabi olumlu ve olumsuz şekilde. Demem o ki Çin'in sıfırdan tasarım kapasitesi olmadığından böyle bir işe F-35'in bilgilerini çalarak girebilir. Kısaca çaldıklarına iddia dense de kaynağını aldıklarını bu tasarımdan görebiliyoruz. Peki tamamen mi çalıntı? Her şeyini mi kopyalamışlar? Hayır değil. Örnek verecek olursak uçağın arkasında çift motor görüyoruz. F35'te bu sayı tek. Çin uzun mesafelerde etkin olmak istediğinden menzil gibi sorunları sıfırlamak istemiş. Hatta yakıt tanklarıyla menzil 2000 kilometrelere kadar çıkabilmekteymiş. Bu yüzden de uçağın boyu ve ağırlığı artmış. Zaten genel olarak F35'ten büyük bir uçak. Fakat ne olursa olsun 5. nesil bir uçağı böylesine kopyalamak imkansıza yakındır. O yüzden çalmış olsalar bile kendilerine göre bunu düzenlemek zorunda kalmışlar. Tabi temel bilgileri de kullanmışlar. Bu sebeple F-35'in tam olarak aynısı olmadığı için geliyoruz özelliklerini incelemeye. Bakalım dünyanın en iyi uçaklarından olabilmiş mi? Başlamadan önce az önce de belirttiğim gibi uçağın özellikleri hakkında net bilgiler yok. Biz tahminler ve analizler üzerine gideceğiz. Kendi farkımızı da katarak. İlk olarak uçağın ön tarafından başlayalım. Bu kısımda Çinlilerin yeni nesil bir radarı mevcut. İddialara göre bu radar yüksek kuantum teknolojileri barındırmakta. Çinlilerin benzer kara radarı pek de doğru olmadığından böyle bir şey beklemek hata olur. Ama en az 120 kilometrelik bir ISA radarına sahip olacaktır. Hatta bunların üstüne bizim radar konusunda Çin'den ileride veya denk olduğumuzu söyleyebiliriz. Devamında ise buradara destek olan pasif kızılötesi bir arayıcı mevcut. Bu arayıcı radyo sinyali yayınlamadan her türlü hedefi tespit edebilmekte, yani ifşa olmadan karşısındakini görmek diyelim. Sistemin adı EOT-89. Firmanın iddiasına göre F-22 uçaklarına karşı 110 kilometreden etkin olabilmekteymiş. Bu da ateşlenen füzeleri görmek ve önlemek için yeterli. Bizim görüşümüze göre Çin'in bunu başarması Amerika'nın donanma havacılığının doktrin değiştirmesine sebep olabilir. Üstüne bunun J-31'de kullanılması gerçekten tehlikeli. Sadece bu da değil, 10 kilometre mesafeden etkin olabilen füze uyarı sistemleri de var. Uçak boş yapılmamış. Gerçekten büyük bir bilgi akışı sağlayan altyapıya sahip. 5. nesil uçak tanımına yakışır. Bunu daha iyi anlamak için gelen tüm bu verinin toplandığı kısma geçelim yani kokpite. Kokpitte özellikle F-22'den ve F 35'ten bilgi çaldıkları için modern bir yapı görebiliriz. Böylesine gelişmiş bir planlamayı yapmak son derece zordur. 5. nesil uçaklarda sayısız sensör ve teknoloji bulunmakta. Bu yüzden kokpiti sağlam tutmuşlar. Gördüğünüz üzere kokpitte çok geniş bir monitör mevcut. Işık sızmalarını engellemek için de etrafı gölgeliklerle kaplanmış. Ana monitör dışında da çoğu şey sade ve basit olarak eklenmiş. Özet olarak yapılmış en iyi planlamalardan birine sahip olduğunu görebiliriz. Gerek pilotun eğitimi ve savaş zamanı için bu durum çok önemli. Burayı kaliteli çalmışlar diyelim ve yavaş yavaş gövde kısmına geçelim. Gövde bölümünde bizi iki kanat arası 11 metrelik bir mesafe karşılamakta. F35'e kıyasla büyük. Ancak gövde içi silah taşıma kapasitesi buna rağmen F35 ile denk diyebiliriz. Çünkü bu kısım en olarak 2 metrelik bir boya sahip. F35 gibi böylesine uzun menzilli bir uçağın hayalet modda düşük yük alması verimsiz kalmasına sebep olabilir. Ek olarak da 18 metrelik bir boya sahip. Özellikle motorlarının büyük olması uzunluğuna katkı sağlamış. Bu da yetenekli olmadıklarının kanıtı. Son teknoloji çaldıkları bilgiler arasında uçaktaki Klimov 93 motoru gerçekten iyi değil. Öyle ki Rusya bu motorları F16'dan daha düşük seviyede olan MiG 29'larda kullanmakta. Durumu siz düşünün. Hatta bu sebeple bile uçak savaş sahasında birçok kez vurulabilir. Çin ne kadar yeni motorlar kullanacağını iddia etse de, çalmaları geliştirmeleri derken iş uzar ve gider. Kısaca bu motor bu uçağa olmamış. Kendisi temeldeki en büyük sıkıntısı. O yüzden geçelim silah sistemlerine. Aslında bu durum silah sistemleri noktasında da benzer. Meteor muadili olan PL-21 adında bir füze geliştirmekteler. Bu hava hava füzesinin farkı dışarıdan aldığı hava ile yakıtını yakması ve hızlandığı zaman kendini kapatıp menzilden tasarruf etmesi. Çin'in bunu başarması takdir edilebilir. Amerika için uçaktan çok bu füze sıkıntı. Devamında iddia olarak bu füze 150 kilometrelik etkili bir menzile sahip. Eğer başarırlarsa Amerika için tek sıkıntı. Sadece bu da değil, farklı modellerde çok büyük boyutlara sahip 300 kilometre menzilli olanlar da mevcut. Pakistan'a sattıkları bilinmekte. Füze konusunda sıkıntıları yok. Üstelik yine kopyalamış oldukları birçok bomba ve mühimmat mevcut. Yani uçağı seri üretime sokarlarsa mühimmat konusunda eksikleri yok. Gayet de güzel donatabilirler. Sonuç olarak J-31, F-22 ve 35'ten çalınıp üretilen aslında 4.5. nesil bir uçak. Günün sonunda ne kadar yeni motorlara ve silahlara sahip olsa da F-35'ten daha ağır sorunlara maruz kalabilir. Çünkü kopyalayarak ürettiğiniz bir ürünün sorunlarını da aynı şekilde alırsınız. Zaten uçak sıkıntıları yüzünden daha seri üretime geçemedi. Hala yapımının tamamlanmasını bekliyorlar. Aslında Çin geneliyle iyi iş çıkarsa da metalurji yani malzeme bilgisi olan noktalarda çuvallamış. Gelişmiş bir malzemenin nasıl üretildiğini ne yazık ki öğrenemezsiniz. Çünkü örneğin gelişmiş kompozitler 20 farklı teknikten geçerek üretilir. Bunları sonuca bakarak göremezsiniz. O yüzden mesela motoru yapamamışlar. İçindeki aynı malzemeyi üretemediklerinden. Çin'in ileride acı içinde kalacak yeni jetini selamlayarak videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben medya baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.